taşta dövülüyor. Sıcak etten oluyor. Biz onu taşta dövüyoruz. Pişime de zaten geliyor. Ben pişiriyorum. Bayanlarımız var. Onlar dövüyor. Ben de pişiriyorum. Dün yaşadığımız enteresan bir olayla başlamak istiyorum. Akşam Ağrı'ya geldik arkadaşlar ve her zaman olduğu gibi rutin bir şekilde öğretmen evine yerimizi ayarladık. Lakin şöyle bir şeyle karşılaştık. Bir kere resepsiyoncu abinin muhtemelen ses kartı yok. Merhaba dışında bir sorumuzu cevaplamadı çok fazla. Ta ki şu ana gelene kadar. Nedir bu an? Eğer çift kişilik yatak alsaydık 200 lira gecelik verecektik. Ama aynı odada çift kişi değil de tek tek yatak. Yani bir yatak burada, bir yatak da burada. Böyle alınca 20 TL daha uyguna geliyor. Ben de dedim ki abi hani eğer cevaplayacaksan bir sorun var. Biz bu 180 TL'yi verdiğimizde ondan sonra ben bir delilik yapıp yatakları birleştirirsem ne olur diye sordum. Abi cevap vermedi böyle. Anahtarı falan filan gibi yapar gibi böyle. Böyle bir şeyle başladık arkadaşlar. O zaman Ağrı'ya hoş geldiniz. Önce bir çarşıya gidelim, karnımızı doyuralım istedik. Burada otururken dostlar Ağrı kelimesi günümüze kadar nasıl gelmiş onu sizlerle paylaşalım. Biz merak ettik, araştırdık. Kara Kilise, Ararat, Karaköse ve son olarak da Ağrı Dağı'ndan esinlenerek Ağrı ismi verilmiş buraya. Ağrı merkezde gezilecek yer var mı diye şöyle bir baktık. Çok fazla bir şey bulamadık dostlar. Hatta hiç bulamadık. Esnaf abilerimize sorduk. Onlardan da pek bir şey çıkmadı. Şimdi Ağrı'da birazcık turlayıp Doğu Beyazıt'a doğru yol alacağız. Ağrı'dan Doğu Beyazıt'a geldik dostlar. Hemen ayağımızın tozuyla dedik ki bir Doğu Beyazıt'a bir şehir merkezi turu atalım. Biraz gezdik. Ufaktan yaşlı amcalar tarafından trollendik. Çünkü bizi yabancı turist zannediyorlar. Hatta böyle İngilizce konuşmaya falan çalışıyorlar ama böyle Kürt aksanıyla İngilizce böyle hello falan. Çok iyi ya. Ya valla. Bayağı bir trollendik burada amcalar tarafından ama iyi oldu. Bu arada aklımdayken şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ağrı'dan Doğu Beyazıt'a kişi başı ücret 70 lira arkadaşlar. İlçe otogarından kalkıyor minibüs. Ağrı'dan Doğu Beyazıt'a arkadaşlar 80-90 kilometre bir yol var. Belki 100 kilometre. Şimdi tam yanlış da bir şey söylemeyeyim. Ama ortalama bu mesafede gidip geliyorsunuz. İlk durak olarak Ahmedi Hani Türbesi'ne geldik. Kim bu Ahmedi Hani diye soracak olursanız. Ahmedi Hani 1651 yılında Hakkari yakınlarında Han köyünde doğduğu tahmin edilmekte. Hani ismini de bu köyden ya da burada yaşayan Hani aşiretine mensup Hanian ailesinden aldığı düşünülür. Hani Doğu Anadolu'nun birçok yerini dolaşarak Arapça, belagat ve dini ilimler okudu. Ayrıca astronomiyle de ilgilenmiş. Bir süre bölgenin kültür merkezi olan Cizre'de yaşayan ve Memüzin adlı mesnevisini burada kaleme alan Ahmedi Hani daha sonra Doğu Beyazıt'a gitti ve burada yaşamını yitiriyor. Memüzin'i belki bilmiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Burada eski bir Kürt geleneğine ait bir hikaye. Yani Leyla ile Mecnun gibi, işte Kerem ile Aslı gibi, Okan ile Zeliha
gibi böyle bir hikaye. Memülezin hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz şuraya linki bırakıyorum. Şırnak videomuzu mutlaka izleyin. Çünkü biz onların türbesini ziyaret etmiştik arkadaşlar. Ayrıca buradaki türbeden biraz bahsedecek olursak yine yukarıya link bırakıyorum. Neden link bırakıyorum? Çünkü burası Ahlat taşından yapılmış arkadaşlar. Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu taşlar çokça mevcut. Genelde oranın mimarisine ait ve oralarda çok fazla kullanılan bir taş biçimi. Buna da Ahlat taşı diyorlar. Burada da kullanılmış. Biz bu taşın açıkçası hastasıyız. Çünkü güneşe karşı da oldukça önemli bir şekilde durabiliyor. Yani keşke bizim evimizde Ahlat taşından olsa dedik hatta Zeliha ile de. Şimdi yavaş yavaş Doğu Bayezid'in tadını çıkaralım. Bakalım daha neler var neler yok burada. Evet dünyalılar, gezimiz son hızıyla devam ederken bulunduğumuz alanda bir de Urartular Kalesi var. Kayalıklar üzerindeki bu kalenin yapım tarihi bilinmemekte. Büyük olasılıkla kale Urartular döneminden kalmış, günümüze oldukça harap bir durumda gelen kalenin içerisinde Urartu mezarları ile antik çağlardan kalma mimari kalıntılar bulunmakta. 3 bölümden meydana gelen kalenin orta bölümünde mağaralar ve bir mabet kalıntısı bulunmakta. Kalenin çevresini kuşatan surlar yıkılmış. Burada esnaf bir abimiz de söyledi bizlere dostlar. Orada dedi bir kadın silüeti var. Özellikle akşam üzerine doğru net bir şekilde görünüyor. Ama tabii zamanla aşındığını söyledi. Hemen o silüetin yan tarafında bir delik var. Zamanında oradan geçerek günahlarından arınıyorlarmış. Anadolu hikayeleriyle güzel. Eski Beyazıt Camii'nin oraya geldik dostlar. Doğu Beyazıt 1514 Çaldıran Savaşı'ndan sonra 1. Selim zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. Doğu Beyazıt Kalesi'nin hemen yanında merkezi kubbeli ve tek minareli cami de o dönemde yapılmış. Caminin yer aldığı yamaç düzeltildikten sonra duvar örülmek suretiyle düz bir teras oluşturulmuş ve üzerinde bu cami inşa edilmiş. Tarihi caminin giriş kapısı, beden duvarları, mihrabı, son cemaat yeri, mihrabiyeleri, kubbeye geçiş sistemleri, duvarlardaki kemerler, pencereler ve minarenin yapımında bir sadelik göze çarpıyor. Hakikaten buraya gelip de mimarisine büyülenmemek elde değil dostlar. Caminin içerisine giremedik çünkü kapalıydı. Bu arada sizlere bir sorumuz var. Doğu Beyazıt mı doğrudur yoksa Doğu Bayazıt mı doğrudur? Vallahi ikilemde kaldık çünkü her yerde farklı yazıyor. Yorumlarda bizi bilgilendirirseniz seviniriz dostlar. Siz çay da gelsin. Olur. İçersin ben de. Evet. Ergül Sümeli. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 8. Bize birazcık yemeklerinizden bahseder misiniz? Yöresel olarak abdigörümüz var, tava kebabımız var, mum bugün, var. Bugün bizim yediğimiz yemeği nasıl yapıyorsunuz ablacığım? O taşta dövülüyor, sıcak etten oluyor. Biz onu taşta dövüyoruz. Pişime de zaten geliyor, ben pişiriyorum. Bayanlarımız var, onlar dövüyor, ben de pişiriyorum. Mesela çarşamba günü mum var. Perşembe günü ekşili lahanam var. O da güzel, yöresel o da. Lahana sarması. Perşembe günü keşkek dediğiniz halise. Ege Cuma. Keşkeğim yoksa. O bizim yani Ege'de ama yani. Bizimki daha çok dövülüyor. Ben bir daha dahil olacağım. Biz halise diyoruz. Halise insanoğlunun yaptığı ilk yemek. O yüzden bu yörenin diye bir şey yok halisede. Her tarafın yemeğidir o. Halise keşkek mi? Evet keşkek. Bazı yerde keşkek diyorlar, bazı yerde halise diyorlar, bazı yerde Hatay'da başka bir şey diyorlar, Tokat'ta başka bir şey diyorlar. Ama biz Ağrı yöresi, Doğu yöresi halise diyoruz ona. İnsanoğlunun yaptığı ilk yemek odur. Mesela bize gelen turlar onu bilenler bizde yiyince bizimkini daha çok beğeniyorlar. Biz bu kadar dövmüyoruz diyor. Bizimki daha çok eziliyor. Bu yörenin eti daha lezzetli olduğu için
Onun tadı da daha güzel oluyor. Ama bir ilki yapan Abdügör'ü iyi tanıtan ben oldum. Öyle mi? Abdügör başka tabii hiçbir yerde yok. Bu bir tek Doğu Beyaz tarifi. Geldik Ağrı turumuzun en can alıcı yerine arkadaşlar. İshakpaşa Hanı'ndayız. İnanılmaz bir yer. Anadolu'da türüne az rastlanır bir mimariye sahip. Salonlarından tutun harem odalarına, hamamlarından tutun enteresan pencere yapılarına kadar inanılmaz yerler arkadaşlar. Buranın tarihiyle ilgili çok fazla bilgiye girmeyeceğim. Çünkü buranın atmosferi her şeyin önüne geçiyor. İsterseniz Google'dan açıp bakabilirsiniz. Bizim açıkçası öyle oldu. Büyülendik abi. Atmosferinde büyülendik. Yani eğer Ağrı'ya gelme gibi bir düşünceniz yoksa bile gelmek için bir sebep olabilir İshakpaşa Hanı. Bu arada giriş ücreti 20 TL arkadaşlar. Müze kartı da geçiyor. Bilginiz olsun. Bu arada müze kartı sevenlere müjde. Hala da müze kartına zam gelmedi. Şaşırıyoruz. Türkiye'de her şeye zam geldi ama buna zam gelmedi. Neyse şeytan kulağını kurşun diyelim. Umarım zam gelmez buna. Bu arada fotoğraf çekilmeyi sevenler için de müjde. İnanılmaz abi. İnanılmaz açılar var. Ya sanki buranın mimarı yani yüzlerce sene sonra insanlar gelsin burada fotoğraf çekilsin diye tasarlamış bir sürü hissettik yani. Yani bayağı da kolaydı fotoğraf çekilmesi ve güzel açılara da vesile oluyordu. Bu arada fotoğraf demişken Instagram'dan bizi takip edersiniz seviniriz, etmezsiniz canınız sağ olsun. Konunun altını çizmek istiyoruz. Hatta sizin de düşüncelerinizi merak ediyoruz arkadaşlar. Bu ekonomik şartlarda nereye gidiyoruz böyle? Hakikaten ne yapıyoruz abi? Gelin gidin gezin diyoruz da arkadaşlar. Hakikaten bazen de çok zorlanıyoruz. Bunu açıkça da belirtmekte fayda var. Neden? Seyahatlerimizdeki bütçenin %70'i neredeyse belki biraz daha fazlası yol parasına gidiyor arkadaşlar. Doğuda genelde turistik şehirlere bakıldığında yeme içme ve konaklama daha ucuz. Mesela biz dün öğretmen evinde kaldık. 90 liraya kaldık arkadaşlar. Kişi başı. Yemekte bir restorana gittik. 4 lahmacun, 2 ayran, bir çorba içtik arkadaşlar. 50 lira hesap ödedik. Ağrı merkezde bunu ödedik arkadaşlar. Yani yeme içmede pek bir sıkıntı yok. Kalmada da öyle ama yakıt parası korkunç abi. Mesela buradan meteor çukuruyla Nuh'un gemisi var arkadaşlar. Yani inanılmaz bütçeler. Hani servis de yok oraya giden ya da şehir içi bir minibüs de yok. Taksiyle gidiyorsunuz. 750 TL'den başlıyor arkadaşlar. 500'e kadar iniyor. Tabii turistik alan olduğu için bazı kötü niyetli taksiciler de var. Tabii
iyi niyetleri burada ayırıyorum. Onlar istisna tabii ki. Belki bu fiyatı bile almaları normal. Çünkü yakıtın litresi olmuş 30 lira arkadaşlar. Halimiz Yaman. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne yapacağız? Geleceğimiz nasıl olacak? Ne düşünüyorsunuz? Biz kaygılıyız açıkçası. Birçok yerde zaten gezemiyoruz. Göremiyoruz da. Yapacak bir şey yok. Ama gezemedik, göremedik. En azından gelecek olanlar için de bir fikir vermiş olabiliriz. En azından böyle bir yer olduğundan da haberi olabilir insanların. Şöyle ki bunların en başında gelenlerin birisi de Nuh'un gemisi. Burada Nuh'un gemisi olduğunu iddia edilen bir yer var arkadaşlar. İzleri falan duruyor. Yani gemi falan yok da izleri falan duruyor. Yine bu gelip görülebilecek yerlerden biri. Bir de bizim gelmeden önce en çok dikkatimizi çeken yerlerin başında gelen de meteor çukuru geliyordu. Doğu Beyazıt ilçe merkezinin 35 kilometre doğusunda Gürbalak Gümrük Kapısı'nın yaklaşık 2 kilometre kuzey doğusunda bulunmakta. 1988 yılında Erzurum Kültür Varlıkları Koruma Bölge kurulunca tescillenmiş ikinci derece doğal sit alanı burası arkadaşlar. Karstik çöküntü olup derinliği 60 metre, çapı ise 35 metre. Yöre halkı arasında 1892 yılında gece büyük bir göktaşının düştüğü, sarsıntı meydana geldiği ve gül veren köyünün su kaynaklarının bulanık aktığı söylenmekte. Bu da bizim en çok dikkatimizi çeken yerlerden biriydi. Ya maalesef oraya da gidemeyeceğiz abi. Yani dediğimiz gibi abi, yani bu kadar para verilmez abi. Ya biz de böyle para kazanmıyoruz. Yani tamam YouTube işi yapıyoruz bilmem ne, ama insanların sandığı kadar para kazanmıyoruz. Ayrıca burada kaplıcalar da var arkadaşlar. Ya kaplıcalar, bilmiyorum, biz biraz kaplıcalara karşı ön yargılıyız. Çünkü içeri girdiğimizde genelde ağır bir koku oluyor içeride arkadaşlar. Ya bilmiyorum, belki burada böyle bir şey yoktur. Evet dostlar, seyahatimizin sonuna geldik. En az Ağrı kadar güzel olan katıl destekçilerimizden sizlere bahsetmek istiyoruz. Cihan Arslan, Juju, Mediha Hamitoğlu, Simge ile Fitol, Sercan Dostdoğru, Bahadır Fırat, Sedat Gönül, Can Can, Gökhan Kanıtemiz ve Hülya Benson. Sizler de seyahatlerimizin devamı için katıl butonundan bizlere destek olabilirsiniz dostlar. Aynı zamanda da kanalımıza abone olmayı, Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Haftaya Iğdır'da olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.